Öncelikle hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Hem Burhan Hocam'a vakfa beni davet ettiği için teşekkür ederim. Bugün Metaverse felsefe ilişkisini konuşacağız ama önce bir Metaverse nedir? İlk bir 20-25 dakika Metaverse'ün ne olduğunu biraz konuşmakta fayda var. Sonra Metaverse bizim için ne anlama gelecek? İşte nasıl felsefi tartışmalara neden oluyor? Biraz bunları açmaya çalışacağım. Şimdi pandemi sürecinde bugün biraz konuşuldu. İşte özellikle orta yaş kesim çok eve kapandı, çok sıkıldı. İşte ondan sonra doğum günü partileri kutlamak, ondan sonra ne bileyim bir araya gelip zaman harcamak pek olan bir şey değildi. Dolayısıyla gençlerle ilgili de böyle düşünebiliriz. Yani gençler de işte kutlayamamışlardır, beraber bir araya gelmemişlerdir gibi düşünebiliriz. Ama en azından Amerika için bu böyle değil. Gençlere sorduğumuz zaman pandemi süresince işte sıkıldınız mı ya da sosyalleşmenizde bir problem oldu mu? Gençlerin çoğunluğu aslında sosyalleşmeye devam ettiklerini. Çünkü sanal alemde, sosyal medyanın da ötesinde işte Metaverse'de gibi burada bir örneğini görüyorsunuz. Roblox bir oyun, gençler için, özellikle Amerika'da gençler içerisinde çok yaygın bir oyun. Orada sosyalleşmeye devam ettiklerini söylüyorlar. Gençlerin yarısından fazlası pandemi boyunca doğum günlerini bu platformda kutladı. Arkadaşlarıyla bir araya geldiler ve burada çeşitli aktivitelerde bulundular. Pandemide bu Roblox'un, ki Roblox bir Metaverse örnek, birazdan Metaverse'ün ne olduğunu tanımlayacağım. Roblox'ta toplam 164 milyon üyeye ulaştı Roblox. Tabii hisse değerleri de 4 milyar dolardan 29,5 milyar dolara çıktı Roblox'un. Roblox bir tane örnek Metaverse. Burada gençler bir araya gelip çeşitli aktiviteler, oyunlar düzenleyebiliyorlar. Zaman geçirebiliyorlar. Tabii özellikle bu şeylerde çok yaygın. Amerika'da çok yaygın. Amerika'da 16 yaşından küçük her iki kişiden biri Roblox'ta zaman geçiriyor. Yani biz nasıl Twitter sıradan bir halise Türkiye'de kullanmak veya Instagram, işte Facebook yaş grubuna göre değişiyor. Amerika'da gençlerde Roblox kullanmak yaygın. İşte Roblox Metaverse'e bir örnek. Peki nedir Metaverse? Metaverse aslında temelde internetin sonraki aşaması. O yüzden internet 0.3 diye de geçiyor. İnternetten nasıl bir farkı var? Neden 3. aşaması diyoruz? Şimdi normalde biz internette ne yapıyoruz? Yazıyla etkileşiyoruz. İşte e-mail gönderiyoruz, e-mail geliyor. Yazı, işte resim gibi şeylerle iki boyutlu etkileşim yapıyoruz. Ama Metaverse doğrudan internete girebileceğimiz, içine girebileceğimiz bir ortam oluyor. Ne demek içine girmek? Doğrudan etkileşebileceğimiz. İşte oradan sanki içindeymiş gibi üç boyutlu görüntü görebileceğimiz, işte ses alabileceğimiz, hatta daha ileride işte koku belki paylaşabileceğimiz bir ortam sunmayı esas alıyor. O yüzden Metaverse zaten sonraki evrende. Evren sonrası demek. Yani bizim evrenin bir paralel evreni oluşturup orada tamamen sanal alemde orada bir yaşam sunmayı veya işte belli aktiviteler yapmayı öngörüyor. Şimdi Metaverse ilk neyle çıktı? Metaverse aslında kavram olarak 1992 yılında Neil Stephenson isimli bir bilim kurgu yazarının bir kitabıyla ortaya çıktı. Türkçe'ye Parazit diye çevrildi. 6.45'lik yayınlarından çıktı. Çok tavsiye etmem, Türkçe tercümesi kötü ama İngilizcesi çok güzel bir roman. Yani romanın kendisinin ana konusu Metaverse değil aslında ama romanda Metaverse diye bir kavramdan bahsediyor. İnsanlar bir arazi satın alıyorlar, bir sokak var. Sokağın etrafında binalar kuruyorlar ve insanlar bu binalarda zaman geçiriyor. Hatta romanda Gargoyle diye bir insanlar var. Bunlar hayatının tamamını Metaverse'de geçiriyor. Gözlük taşıyorlar. Gözlükle Metaverse'de yaşarken bir taraftan bu dünyada yaşıyorlar. Metaverse'de sanal bir evler var orada. İşte dükkanlar var, insanlar normal paralel bir hayat yaşıyorlar orada. Hatta insanların bir kısmı mesela gerçek dünyada zengin olmak yerine, zengin yaşamak yerine Metaverse'de zengin görünmeyi tercih ediyorlar. Bütün yatırımlarını Metaverse'de yapıyorlar. Orada
zengin görüneyim, orada iyi giyineyim, güzel giyineyim. Şimdi bu ilk başta ben romanı üniversitedeyken okudum. Ya dedim, tutmaz. Yani niye bir insan vizyonsuz işte. Tutmaz dedim. Yani bir insan niye sanal eşya alsın? Yani sanal eşya alacaksın, gerçek eşya almayacaksın. Şimdi tabii yanıldığımı şuradan öğrendim. Bu bayramda, yani bu bayram dediğim geçen bayram, kuzenime para verdim Makedonya'da. Ki ben zannediyorum ki kuzenin parayla işte çikolata alacak, yani bir sürü yiyecek bir şey alacak, ne bileyim ayakkabı alacak, biz aldık mı bir şey yiyecek bir şey veya yiyecek bir şey alıyorduk. Sonra sordum ne yaptın parayı? İşte dedi sanal şeyde bir oyunda zannediyorum World of Warcraft mı dedi, ne dedi? Bir oyunda sanal eşya almış. Silah almış, tabanca almış. Ya diyorum bu oyunda parayı sanal bir şeye verebilir mi? Olur mu diyor da ne yapacağım diyor ben elbise bir şey diye. Nasıl oyunda karizma yapacağım arkadaşlar falan. Bunda tabii şimdi birazdan istatistikleri paylaşacağım. Gençlerde sanal nesneler satın alma, sanal dünyaya yatırım yapma çok yaygın. Aslında tabii bizde de yaygın şu anda Bitcoin vesaire, sanal para alıp satıyoruz vesaire. Yani bizde de yaygın ama gençlerde daha yaygın. Birazdan oyun endüstrisini gösterirken bundan bahsedeceğim. Şimdi tabii Metaverse'de şu andan bile büyük yatırımlar var. Çeşitli oyun kuruluşları işte buralarda konserler düzenliyor. Mesela Gucci 100. yılını tamamen sanal alemden kutladı. Ve özel sanal alem için tasarımlar yaptı Gucci. Başka moda şirketleri de özel sanal elbiseler hazırlıyorlar. Sanal karakterler için. Yani burası bir yatırım alanı olarak doğmaya müsait. Şimdi tabii ben sadece şeyini çok konuşmayacağım işte ekonomik boyutunu ama sadece ne kadar büyük bir yatırım olduğunu görmeniz için şöyle bir görüntüsünü paylaşmak istedim. 7 farklı alanı var yatırımların Metaverse'de. Bunlar Metaverse'e yatırım yapan şirketler. İşte bir kısmı işte Oculus gibi işte Xbox, Samsung vesaire bunlar cihaz tasarlıyor. Şimdi Metaverse'de dedik doğrudan işin içine gireceğiz. Şimdi işin içine girmek demek bir şekilde bir cihazla etkileşimi arttırmak demek. Şu anda yapılan şey gözlük takıyorsunuz. Gözlükle ne tarafa bakarsanız bakın görüntü değişiyor. Sanal gerçeklik cihazı diyoruz bunlara. Yani dolayısıyla baktınız mı doğrudan görüntü değişiyor. 3 boyutlu görüntüyü yaşayabiliyorsunuz. Ses de 3 boyutlu geliyor stereo şeyle. Bir sonraki de kokuyu ki hatta koku paylaşan cihazlar da var. Yani burnunuzu da sokuyorsunuz alete. Koku veriyor. İşte yanık kokusu veriyor. İşte çiçek kokusu veriyor. Tat şimdilik verilemiyor ama ileride doğrudan beyni bilgisayara bağlayabilirseniz doğrudan beyni uyarıp tamamen 5 duyusal şeyi de deneyimlemek mümkün. Ki bir kısmı sadece yazılım çalışıyor şuradaki şirkette. Ama gördüğünüz gibi büyük bir pazar şimdiden. Yani bir sürü şirket büyük paralar yatırıyor. Dolayısıyla Metaverse şey değil. Bir anlık bir moda değil. Çok büyük para yatırıldı. Bunun geri alınması lazım. Şirketler işin içine girdiler. Yani bu bir moda değil. Peki Metaverse niye tutsun ya da nerede kullanılıyor şu anda? Nedir yani Metaverse? Örnekleri neler? Şimdi Metaverse ana hedefi üçüncü bölge denilen şey. Aslında bazı sosyologlar insan hayatını üçe ayırıyor. Üç yerimiz var bizim. Birinci bölge evimiz. Şimdi Metaverse çok evin yerini almayı şimdilik hedeflerdir. Bazıları var bunların oraya da yatırım yapan ama. İkinci yer neresi hayatımızda önemli olan evden sonra? İş yerimiz. Metaverse iş yeriyle de biraz ilgilenelim. Üçüncü önemli yerimiz neresi? Sosyal hayatımız. Bir araya geldiğimizde. İşte Metaverse'ün ana amacı sosyal hayatımızı ele geçirmek. Ya da sosyal hayatımızda önemli bir yer tutmak. Bizim eğleneceğimiz, işte zaman geçireceğimiz alanı oluşturmak. Aslında şu anda sosyal medya bunu yapmaya çalışıyor. Yani Facebook, Twitter, Instagram, özellikle Instagram'la Facebook ne yapmaya çalışıyor? Bizim eğlence diye harcadığımız zamanın bir kısmını almaya çalışıyor. Oyunlar almaya çalışıyor özellikle gençlerin. Şimdi Metaverse tamamını almaya çalışıyor. Nedir bizim eğlence alanımız? İşte toplanıp parti veriyoruz. Yani biz kendimiz de gençler veriyoruz. Toplanıp veya konuşuyoruz. İşte konsere gidiyoruz, maç izliyoruz. Bütün bunları ele geçirmeyi hedefliyor Metaverse. Yani üçüncü hayatımızın üçüncü pazarını ele geçirmek ve burada yer edinmek istiyor. Peki bunu nasıl yapacak ya da nasıl yapmaya çalışıyor? Örneklerine bakalım teker teker. Birincisi ve Metaverse'ün en önemli çıkış yeri tabii asıl kurucusu oyunlar.
Biz yani özellikle gene burada tabii gençler şu taraf. Oyunlarla çok büyük zaman geçiriyorlar. Bilmiyorum. Geçiriyor musun? Ben çok geçiriyorum. Doktorada bir yıl öyle gitti yani. Özellikle bir Ramazan oyun oynadığımızı hatırlıyorum. Yaktık. Şimdi artık oynamıyorum ama oyunlar çok büyük bir zaman yiyor. Özellikle gençlerde. Ve ilk pazar oyunları gittikçe daha gerçekçi hale getirmek. Zaten oyun oynuyorsanız, benim yaşımda olduktan bu güne geliyorsanız nasıl geliştiğini oyun sektörünü hatırlarsınız. Bir şeylerden, bu iki boyutlu oyunlardan şimdi üç boyuta gitti. Şimdi doğrudan virtual reality, sanal gerçeklik oyunları var. Gözlük koyuyorsunuz ve doğrudan oyunun içine giriyorsunuz. Buradaki göründüğü gibi mesela burada bir savaş var. Siz doğrudan bu savaşı deneyimleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla ilk metaverse'ün kullanım alanı oyunlar. Yani size zaman geçireceğiniz, eğleneceğiniz ilk alan olarak oyunlar. Bu oyun endüstrisi tabii çok büyüyor. Bu oyun endüstrisinin yıllar boyunca nasıl değiştiğini gösteriyor. İlk başta tabii oyun çoğunlukla şeyle gidiyor. Bu ne makineleriydi onlar? Oyun konsollarıyla başladı. Atari'lerle başladı. Atari'ler kayboldu. Atari'ler bunlar, şu siyah olan Atari'ler. Burada gittikçe kayboldu. Artık yok Atari'ler. Mobil oyunlar var. Görüyorsunuz gittikçe büyüyen bir pazar. Bilgisayar neredeyse sabit kaldı. Konsollar da sabit kaldı. Şurada ince bir mavi alan var yeni yeni çıkan. İşte bu mavi alan Metaverse. Geleceği oyun sektörünün Metaverse. Gerçekçi bir çürüyenlik oyunları. Tabi pazarın ne kadar büyük olduğunu görebiliyorsunuz. Şu anda 165 milyar dolar oyun pazarı. Gittikçe büyüyor. Beklenilen de daha da büyümesi. Beklenti şuranın küçülmesi, bilgisayarların ve konsolların küçülmesi, bir yerin büyümesi. Yani dolayısıyla oyun pazarının Metaverse'e geçmesi. Şimdi tam oyun pazarı dedim ama oyundan nasıl fazla para kazanıyor şirketler? Oyundan 4 tane kalem var. Bir satış var. Ben oyun oynadığım zamanlar oyundan parayı satışla kazanıyordum. CD satın alıyordunuz oyunun CD'sini. Tamam, o kadar. Yani oyunda oradan bir pay alıyor. Daha sonra reklam çıktı. Cep telefonları şu anda cep telefonu oyunları reklamdan para kazanıyor. Size reklam gösteriyor ve reklamdan para kazanıyor. Üçüncüsü üyelik. Gene bu bazı mobil oyunlarda ve bilgisayar oyunlarında yıllık üye oluyorsunuz. Ben o sektöre hiç girmedim de gençlerde vardı. World of Warcraft bilmem ne oyunu. Üye oluyor, yıllık oyunu. Dördüncü kalem en ilginç. İşte benim bu yeğenimde şaşırdığım olay. Sanal ürün satışları. Oyunda ürün satıyor. Oyunda mesela şapka satıyor, oyunda silah satıyor, oyunda ne bileyim ayakkabı satıyor. Şimdi ilk başta tutmaz gibi gelebilirsiniz. Yani oyunda kim sanal nesne alır? Burada pazar payını görüyorsunuz. Sanal nesnelerin, virtual itemların getirisi oyun sektöründe 2010'da %20'ymiş, 2020'de %75'e çıkmış. Yani oyunlar şu anda en çok para kazandıkları şey sanal nesne. %75'i oyun gelirlerini, burada bu rakam verdim ya, 165 milyar doları %75'i 130 milyara yakın. Sanal nesneler. Yani sanal nesneler çok büyük değeri var şu an. Tabii bir kısmı biz de biliyoruz, Bitcoin çok değerli şu anda. Bitcoin kaç oldu? 615. Şimdi kaydettim. Hocam bir şey yapacağım, otomatik. Yani bu yaşlı nesil diyelim, hepimiz belki bunlar maddi değeri açısından kaç dolara tekabül edelim. Ama gençler belki onlar başka şeyler buluyor. Yani maddi olmaktan bir prestij. Tabii, prestij. Zaten o şey, mesela ben çok yeğenime sordum, ya niye alıyorsun? Aa, cool oluyor diyor arkadaşlar, bak ne güzel nesil almışsın diyor. Şimdi esasında, ya yaşlı nesilinde de öyle oluyor. Niye Ferrari almışsın? Büyük hız mı yapacaksın Ferrari'yle? Havan oluyor ya, bak Ferrari araba kullanıyorum falan diyorsun. İşte ne bileyim, pahalı, niye şey giyiyorsun? Arkalarında çok hakim değil, ne var popüler? İşte Gucci giyiyorsun, niye yani Decathlon giymiyorsun, Gucci giyiyorsun? Gucci, karizma. Şimdi gençlerde de karizma olan şey, sanal nesne bak, ben özel silah kullanıyorum oyunda, ne bileyim, özel şapkalar falan. Ve tabii beklenti 2025 yılında sanal nesnelerin oyun piyasasının %95'ini oluşturması. İşte Metaverse fikri buradan çıktı. Ya millet sanal nesne alıyor. Sanal nesnelerin değeri artıyor. E madem öyle, bu dünyada çok büyük para olacak. Buraya kayacak insanlar.
arazi de alacaklar buradan, ev de alacaklar, buraya reklam verecekler ve dolayısıyla şirketler, özellikle moda şirketleri vesaire Metaverse'e doğru kaydılar. Peki neler var ucundan başka? Niye Metaverse tutuyor? Birkaç tane örnek vereyim. Bir deneyim mesela alışveriş. Alışveriş Metaverse'ün söz verdiği şeylerden biri ve Walmart yapmaya başladı. Şimdi zaten online alışveriş var. Niye Metaverse olsun? İşte biz de kullanıyoruz. Getir kullanıyoruz, ne bileyim işte Trendyol kullanıyoruz. Farkı ne Metaverse'ün? Ya Getir'den aldığın nesnenin son kullanma tarihini göremiyorsun. İşte bilgilerini göremiyorsun. Ama Metaverse'de alışveriş yaparsanız orada nesneyi elinize alıyorsunuz, bakıyorsunuz son kullanma tarihine. Orada gördüğünüz nesnenin aynısını size getiriyor. Dolayısıyla nesneyi deneyimleme şansınız var. Fiziki market kurmak yerine hem adam evinden alacak hem de siz fiziki bir market kurmayacaksınız. Dolayısıyla Metaverse'ün söz verdiği uygulama alanlarından biri alışverişin oraya taşınması. Ve zaten işte Walmart gibi şirketler Metaverse'de satış yapmaya başladılar. Başka neler var? Biz birini yaşıyoruz. Zoom. Zoom neye örnek? Metaverse'ün iş birliği ya da iş imkanı sağlayan ortamlarına örnek. İşte bunlar başka iki örnek. Mesela Gather Town var. Gather Town tamamen size sanal bir ofis ortamı sunuyor. Böyle odalar var. Odalardan geliyorsunuz. Kamerayla bir araya gelip orada çalışıyorsunuz. Yok ben 3 boyutlu deneyim istiyorum diyorsanız Spatial diye bir Metaverse şirketi var. Size böyle bir sanal ofis sunuyor. Burada böyle 3 boyutlu buluşuyorsunuz. Ondan sonra işte grafikler var. Bilgisayarı bağlayıp grafikten sunum yapabiliyorsunuz. Tahtalar orada yazabiliyorsunuz. Ve VR cihazınız varsa doğrudan bağlanıyorsunuz. Sanki ortalığın içindeymiş gibi böyle kenara baktığınızda doğrudan iş arkadaşlarınızı görebiliyorsunuz. Sanki aynı ortamdaymış gibi çalışabiliyorsunuz. Dolayısıyla hedeflerden biri birçok iş ortamları kurmak. Yani ikinci alana da gözleri var aslında. Yani ofis niye kuracaksın? Evden çalışsınlar. Hem yola para ödemeyeceksin hem de toplanıp aynı işi yapabileceksin. Zoom bir tane örneği hayatımıza girdi aslında ve pandemide tabii online işler arttı. Birazdan rakamları vereceğim. Beklendi. Atayım şimdi rakamı bakalım. %40 kaldı aklımda ama yüksek de olabilir. Yani bir kısmı pardon %20'sinin iş yerlerinin gelecek yıllarda tamamen online olması ve gittikçe bunun artması. Metaverse'de diyor ki ya bak ben size çok gerçekçi toplantı ortamları sunacağım. Dördüncü alan emlak. Burada da sanal emlak satışından söz etmiyorum. Bir emlaktan, emlakçıdan ne beklersiniz? Evi görmek istersiniz değil mi? Işık alıyor mu, almıyor mu, odalar nasıl, geniş mi, ferah mı falan. İşte bir şirket, Matterport, bu cihazları satıyor. Bu cihazı evin birkaç yerine koyuyorsunuz, evi çekiyor, 3 boyutlu olarak çekiyor. Ve siz cep telefonunuzdan, VR gözlüğü varsa VR gözlüğüyle evleri gezebiliyorsunuz. Eve gitmenize gerek yok. Işık alıyor mu, kaç odalı, ne kadar geniş, doğrudan cihazla bakabiliyorsunuz. Matterport dolayısıyla diyor ki, siz emlakçı olarak her gün anahtar alıp insanları gezdirmek zorunda değilsiniz. Gönderildiğin gibi bassın, geçsin yani kendi. Hiç eve gir çık olmasın. Metaport bir emlak şirketi Türkiye'ye getirmiş. Türkiye'de de uygulanmaya başlayınca. Amerika'da zaten çok uygulayanlar var. Bu cihazı alıyorsunuz, sadece tek cihaz. Bu cihaz çekiyor, bir program var. O programdan girip doğrudan evleri gezebiliyorsunuz. Başka neler var? Gene Metaport gezi ortamları sunuyor. Sanal gezi. Sizin alan. Metaport ilk Mısır'la ilgili bunu tabii uyguladı. Bütün Mısır'daki önemli yerleri çekti. Ve Amerika'da da üniversiteden dileyen öğrenciler kütüphaneye gidip gözlük koyuyorlar. Ve Mısır'da piramitleri ve işte belli nesneleri gezebiliyorlar. Gezerken de bilgi çıkıyor, bastırıyorsun. Onu okuyor. Şimdi Metaport bunu deneme amaçlı yaptı. Acaba buradan para kazanabilir miyiz? Buna ilgi olur mu? Yani doğrudan fiziki gitmek yerine acaba buraları sanal yolla gezmek isteyenler olur mu? Bunu merak ediyorum. Hani sonuçta bilet parası vereceğim, otel parası vereceğim. Bunu vermiyorsun, evinden bağlanıyorsun, koyuyorsun, gözünü geziyorsun. Acaba nasıl bir piyasası oluşur diye bunu merak ediyorlar. Genelden tutmaz gibi geliyor ama bence tutabilir yani. Öngörmek zor. Hocam nasıl gittiniz mi diye sorduklarında gidebilecek miyiz? Valla bilmiyorum. Metaverse'e gittik de. Metaverse'e. Yani bilmiyorum ama ya çok da iyi. Şöyle düşünün. Bağlandım birkaç kere gezdim. Giden adamdan daha da hakim olabilirsiniz binaya. Böyle ya burada şey var, böyle yatak koridoru var falan diye. Bazı renklerin kapalı oluyor.
mesela veya bazı bölümüne girmek insan olarak piramitlerin daha girilebilen yerler, oradan kameralara çekilir mi? Yani insan yani bedensel olarak girip yani gezemeyeceği, yorum çekileceği yerleri uçarak bile gezebilirsin. Aynen öyle. Tabii. Bizim okulda yapılan, bizim okulumuz anlatımında yapılan her taraftan aynı soru böyle üç boyutlu çekimlerden bunun farkı ne diyeceğim? Metaverse'ün farkı şu, üç boyutlu çekimden farkı şu, siz gözlüğü taktığınızda ileri geri yürüyebiliyorsunuz, sağa baktığınız zaman orada değil. Oradaki görüntü yani sağa bakınca nasıl burada görüntü değişiyor benim gözümde aynısı oluyor. Sağa bakınca doğrudan görüntü değişiyor. Oradaymış gibi misin? Oradaymış gibi görüyorsunuz zaten. Ve zaten şöyle oluyor, gözlüğü de bilmem hiç kullandınız mı diğer gözlüğü, bir yerden sonra ayırmak çok zor oluyor, alışıyorsun yani. Ben bayağı bir uçmuştum diğer gözlüğü, ben gerçekten uçuyorum zannediyorum yerden sonra. Yani beni inanıyor lan, ya bayağı bir inanıyor, yani şey değil, çok gerçekçi yapılırsa bayağı inandırıcı. Başka neler var? Tabii beni en çok heyecanlandıran proje bu, Omniverse. Omniverse bir Nvidia'nın geliştirdiği bir şey. Omniverse'in amacı şu, biz belli tasarımları hayata geçirmeden önce Metaverse'de hayata geçirelim bakalım, dayanıklı mı? Ondan sonra nasıl görünüyor? Yani yapıp da ondan sonra ya olmadı bu binayı yıkalım diyemiyorsun. İşte Omniverse'de tasarımcılar, mühendisler bir arada çalışıyorlar, bunu oluşturuyorlar Metaverse'de. Görüntüsü hazır, sonra içine girip bakıyorsun, bu ev nasıl? Ondan sonra testler yapabiliyorsun. Depreme ne kadar dayanıklı? Bu işte çelik konstrüksiyon yaparsan nasıl olur? Atıyorum şu kadar beton koyarsan nasıl olur? Doğrudan yapay zekayla bunları hesaplıyor. Ve siz dolayısıyla tasarımı önce Metaverse'de kuruyorsunuz. Bütün testleri yapıyorsunuz. Testi geçerse gerçek dünyada yapıyorsunuz. Bu tabii en çok heyecanlandıran projelerden biri Omniverse. Nvidia'nın yaptığı. Bu sadece bina tasarımlarında değil, araba tasarımlarını mesela otomotivde şu anda Almanlar denemeye başladılar. Yani arabayı siz doğrudan Metaverse'de önce tasarlıyorsunuz, parçalar bir arada nasıl çalışıyor bakıyorsunuz, ne kadar sürede yıpranıyor bakıyorsunuz, ondan sonra üretime geçiyorsunuz. Tabii otomotivde Metaverse'ün söz verdiği bir şey daha var, arabayı Metaverse'de kullanmak. Şimdi gerçek dünyada da araba kullanıyoruz ama nasıl bir şey var? Arabayı kullandın ya bir Mercedes'in öbür modelini deneyim demek. Önce parka çekeceksin, öbürüne geçeceksin vesaire. Kaza maza olursa yandın vesaire. Metaverse bir bağladın, arabayı kullanıyorsun. Ya acaba BMW'nin diğer modeli nasıl? Bir düğmeye basıyorsun hemen BMW'nin içindesin. Ve ilk araba öğrenme içinde sana bir ortam sunuyor. Önce orada öğreniyorsun Metaverse'de, sonra gerçek grafiğe çıkıyorsun. Simülasyonlarla doğrudan araba kullanmayı öğrenebiliyorsun, alabiliyorsun. Tabii şey geniş bir yelpaze sunuyor. Metaverse öğrenme ve eğitimde immersive learning, doğrudan işin içine sokarak öğrencileri öğretmeyi hedef alıyor. Bu çeşitli gene doğrudan buradaki örnekte gibi işte gezegenlere gidip görme, onları yakınlaştırma, interaktif olarak öğretme imkanı sağlıyor. Dolayısıyla Metaverse'in eğitimde çok uygulamaları var. Sporda var enteresan bir şekilde. Diyebilirsiniz ki kim Metaverse'de spor yapar? Şimdi sporun en önemli yönlerinden biri sıkıcı olması. Her gün aynı sporu yapınca çok sıkıcı oluyor. Adamlar diyor ki işte ya VR gözlüğünü tak. Ondan sonra buradaki gibi. Sen sporunu yap ama orada bir gerçek maceraya katıl. Mesela koşuyor musun? Gerçekten senin peşinden köpekler koşuyor. Onlardan koşup kaçmaya çalışıyorsun. Ve işte birileriyle kavga ediyorsun. Sen spor yapıyorsun burada alette ama oyun oynuyorsun aslında birileriyle. Dolayısıyla diyor ki fitness'ı eğlenceli hale getireceğim. Ne istiyorsan deneyimleyeceksin. Ama fitness yapacağız. Şu anda bayağı böyle fitness programları üstünde çalışan şirketler var. Var da yani böyle programlar. Hedeflerden biri ki burada bir örneği var. EFE bir şirket. Bunlar volümetrik canlı yayınlar. Volümetrik canlı yayınlar. Biz şimdi iki boyutlu canlı yayın yapıyoruz. Yani buradan beni çekenler iki boyutlu izleyecekler. Volümetrik çekip odanın tamamını çekiyor. Sanki adam odanın içindeymiş gibi. Görüntü izlerken de sağa sola baktığımı sizi görüyor. İşte yukarı baktığımı tavanı görüyor. Yani doğrudan ortamı deneyimliyor. Buna volümetrik çekim diyoruz. Metaverse doğrudan bunu sağlayacak elde. Üç boyutlu yayın, üç boyutlu canlı yayın. Doğrudan oradaymış gibi. Sadece iki boyutlu izleme değil. Tabii en çok ilginç, gene ben tutmaz diyesin geliyor, tutarım kesin. E-sporlar. E-sporlar ne? Metaverse'de şöyle şirketler var. Belli sporları biz gerçek hayatta yapmayalım da Metaverse'de yapalım. Nasıl avantajı var bunun? Bir,
insanın sakatlanabileceği sporlar sakatlamaktan çıkıyor. Boksun, sen cihaz bağlıyorlar sana, diğer adama da cihaz bağlıyorlar, birbirlerine vurmuyor. Aslında Metaverse'de kavga ediyorlar ve orada yediği darbe Metaverse'deki adama işliyor. Bayılacağı zaman bayılıyor ama gerçek adam bayılmıyor. Oradaki oyuncu bayılıyor. Dolayısıyla bir, insanların zarar görebileceği sporlar zararsız hale getiriyor. İki, kural ihlali sıfıra gidiyor. Burada futbol oynuyorsun. Geçti mi geçmedi mi çizgi, offside mı gibi bilgisayar sürekli yapay zekayla izlediği için anında karar veriyor. Üç, doğrudan içeride izleme fırsatı. Metaverse'de olduğu için spor, izleyiciler doğrudan içine girebilir. Mesela boks yapıyorlar, araya girip böyle aralarından nasıl kavga ediyorlar görebiliyorsun. Herkese ön sıradan bilet satabiliyorsun. Artık şey deniliyor, arka sıralar, ön sıralar. Metaverse, herkes istediği yerde otursun. Üst üste de oturabilir çünkü insanlar. Dolayısıyla e-spor denemeleri de şimdiden var. Boks müsabakaları var Metaverse'de vesaire. Başka neler var? Konser sektörü. Bu bir şirket, WaveXR. WaveXR şirketi sanal konserler düzenliyor. Koyuyorsun cihazı, evden bağlanıyorsun. Hangi konserler var bunu? Bakıyorsun düğmeye. Hong Kong'daki bir konseri dinliyorsun. Oradaki bir sanatçı. Ve tabii gene ön koltuktan dinliyorsun. İstiyorsan sahneye gidiyorsun adamın yanına falan. Ve tabii normalde yapamayacağın şeyleri yapıyorsun. Adam orada uçabiliyor, işte ateş çıkarabiliyor, istediği şovu yapabiliyor. Dolayısıyla daha büyük şov yapacağına. Ya bu da var, bu arada var yani yaygın. Metaverse konserleri şu anda yaygın. Ben gitmem yine para verirken. Ama buradan yaşlı olduğumu anlayabilirsiniz hocam. Yani ben böyle fizik insan, gerçi oradan da dokunamıyorum. Sanki içeriden adama dokunacağız mı ama. Şimdi biz alanı yer. Şey alır, yani dini alana bağlamadan. Şimdi tabii şey de gündemde Suud'un bu işin şeyi oldu, frontier oldu. Hani böyle eskilerin arkadan gelen ki şu anda şey ön saflarında. Şimdi normalde şey diye basına yansıdı, yani sanal hac yaptıracak falan. Aslında şöyle, bunu demediler ama bunu değerlendirmişler. Pandemi sırasında acaba haçları Metaverse'de mi yaptırsak diye konuşmuş. Pandemi olan gidin göğe oradan yapsak mı falan. Sonra demiş millet çok tepki gösterir. Onun yerine milletin tepkisini ölçmek için şunu yaptılar. Hacer'in Esmet Taşı'nı Metaverse'de ziyaret ediyoruz. Şimdi normal gözlük var buradaki gibi. Bak takmış. Takmış şey mi yoksa yap şey mi? Doğrudan 3 boyutlu Hacer'in Esmet'i görüyormuşsunuz gibi oluyor. Buruna kokusunu veriyorlar. Hacer'in Esmet'in kokusu. Ve dokunuş da olsun diye böyle bir maket hazırlamışlar. Maketi getiriyorlar. Sen makete dokununca sanki taşa dokunduğunu hissediyorsun. Gözde taşı görüyorsun zaten. Kokusu, onun kokusu geliyor. Sanki gittin Hacer'in Esmet'e dokunuyormuşsun gibi oluyor. Bunu yaptılar. Yani piyasaya sürmediler. Şu anda muhtemelen belli ülkelere gönderip oraya piyasaya sürme durumu var. Para alacaklar mı, almayacaklar mı? Şeyi satmak gibi tartışılıyor ama bu dini meseleleri de etkileme şeyi var Metaverse'ün. Tabii önemli etkisi bu değil, bunu koydum ama esas tartışılan şey şu. Şimdi Metaverse'ün bir sonraki aşaması doğrudan beyine girmek. Doğrudan beyine müdahale. Bu ne demek doğrudan beyine müdahale? Sinyal veriyorsunuz beyinde ve doğrudan görüntü beyinde oluşturuyorsunuz. Hiç gözlük takmadan. Yani ilerideki amaç sadece bir buraya bir bağlantı koyacaksınız beyninize. Ve doğrudan hem koku hem tat sinirlerini uyaracak beyinde ve siz doğrudan deneyimleyeceksiniz. Şimdi gösterilen bir şey var. Persinger diye, Michael Persinger diye bir nörolog var. Onun geliştirdiği God Helmet diye bir şey var. Tanrı kaskı. Bu sufiler üstünde, işte papazlar üstünde, Budist rahipler üstünde çalışıyor. Bu Budist rahipler veya sufiler uzun süre işte ibadet ettikleri zaman parietal lob beyinde kapanıyor. Parietal lob seni çevreden ayıran yer. Yani sen, ben mesela bu masanın benim parçam olmadığını nereden biliyorum? Sizden kendimi nasıl ayırıyorum? Parietal lob ayırıyorum. Parietal lob kapanınca ben kendimi çevreden ayıramıyorum. Böyle bir evrenle bir bütünleşme hali oluşuyor. Mistik bir tecrübe oluşuyor. Dersince bakıyor burası kapanıyor ya da elektrik şoku vererek burayı kapatabilirim diyor ve bir kask yapıyor. Kaskı takıyorsunuz, düğmeye basınca sufilerin veya Budist rahiplerin tecrübesini sizde oluşturuyor. Bir düğmeye basıyorsun,
Ve insanlar diyorlar, şu anda Allah'ın huzurunda olduğumu hissediyorum diyorlar. Ben affedeyim. Hayran ediyor işte, ben şu anda Allah'la bütünleştim diyor. Zaten öyle bir hissiyat oluşuyor. Ayıramadığın için kendini her şeyle bütünleşmiş gibi hissediyorsun. Şimdi bu bir örnek. Başka böyle cihazlar var. Şimdi tartışılan şey şu. Acaba Metaverse'de bir dini deneyim yaşatalım mı insanlara? Yani basıyor adam düğmeye, kafasına vuruyor. O böyle bir kendini kufi şeyler hissediyor. Bu mesela caiz midir? Yapılabilir mi? Yapılsın mı? Tabii bunun en şey örneği, en uç örneği Japonya'da var şu anda biliyorsunuz. Japonya'da din adamlarını bununla değiştirmeye başladılar yapay zekayla. Yani dini sorun mu var? Soruyorsun, bilgisayar cevap veriyor. Japonlar din adamlarını şeyle mekanize etmeye başladılar. Robot cevap veriyor. Robot işte şey okuyor, ibadet okuyor, şey yapıyor. İşte sorun, bu Metaverse ortamı, ben tabii cevap vermeye kalkmayacağım ama Metaverse ortamında insanlar ibadet için bir araya gelebilir. İşte Metaverse ortamında dini duyguları arttıracak şeyleri. Ya nasıl bir sufi müzik çalıyor. Biz müzik, bizde dini duygular oluşturuyor. Metaverse bunu çok üst aşamaya çıkarabilir. Sizin bütün duyularınızı manipüle edip çok mistik tecrübede oluşturabilir. Persinci'nin kaskı bir örnek. Bu istenilen bir şey. Yapalım mı bunu? Yani insanların imanına da hakkı da bulunacaksa. Yapalım mı? Bu tabi tartışılması gereken bir mesele. Ben tartışmayacağım ama. Şimdi ilginç bir soru var. Metaverse insanlığı nasıl etkileyecek? Örneklerini gördük. Bunlar olan örnekler. Yani hayatımızda Metaverse bizim hayatımızda olmayabilir de. Benim hayatımda hiç yok Metaverse. Ama gençlerde olabilir. Veya var. Nasıl bir döneme girecek? Ve önemli soru şu. Metaverse ne kadar gerçek? Şimdi ilk başta ben de eskilerden olduğum için bunlar bayağı sanal geliyor. Ama aslında değil. Şurası bilinen bir şey. Biz etkileştiğimiz şeyler nöral bağlantılar oluşturuyor. Aslında beyin sanal tecrübeyle gerçek tecrübeyi birbirinden ayıramıyor. Ayırmıyor mesela. Çünkü onun için beş duyudan gelen bilgi var. Bu duyulardan gelen bilgiyi değiştirebilirsiniz. Beyin ona göre gelişiyor. Mesela yapılan deneyler var. Londra'da taksiciler araba kullanınca hipokampüsleri büyüyor. Londra'daki taksiciler. Çok fazla adres öğrendikleri için beynin hipokampüs kısmı hafızayla ilişkili olan kısmı büyüyor. Değişiyor. Yaşı ne olursa olsun. Bu sefer adamları trafiğe çıkarmak yerine Metaverse'de görüntüyü veriyorlar. Gene hipokampüs büyüyor. Ya sanki gerçek araba kullanmış gibi etkileniyor beyin. Şimdi tabii bunun nasıl etkileri var? Burada bahsetmedim. Second Life diye bir oyun var. Second Life bir Metaverse örneği. İkinci hayat ismi zaten. Orada ikinci bir hayat yaşıyorsun. İstediğin bu dünyada yapamayacağınızı orada yapabiliyorsun. Şimdi etik bir problem. Bu Second Life oluşturulurken burada tecavüze izin var. İşte cinsel ilişkiye izin var. Tacize izin var. Ve tabii yasalar da yok. Oyun gibi bakıldığı için. Şimdi mesela burada normal gerçek hayatta taciz yapmaktan çekilen insan girip burada taciz yapıyor. Ve bu beynine etkilenmeye başlıyor. Bu sefer gerçek hayatta da tacizci davranışlar çıkma riski var. Bunu gösteren araştırma yok bu arada. Yani çok tartışmalıdır Amerika'da. Şey 18 yaşından büyükseniz Second Life karşılığı istediğinizi yap. Ahlak mahalle burası oyun diyor ne ahlak yani burada. İşte Windows yap burada. Dinde ne şey olacak falan. Zaten din adamları da farkında değil. Tartışanları görmedim. Caiz bir Second Life'da işte zina yapmak zina mıdır? Ya işte karını aldatsan Second Life'da aldatmış sayılır mısın falan. Ama bunlar beyni etkiliyor. Ve alın size bir soru. Yani Second Life gibi platformlarda meydana gelen şeyler bizi nasıl etkileyecek? Bunlar mesela ahlaka daha iyi. Daha iyi değil de diyebiliriz. Ama daha iyi değil derken de şu var. Beynimizi etkiliyor. Ya beyin açısından gerçekten beyin heyecanlanıyor mesela. İşte atıyorum tacizden belki zevk alıyor ve gerçek hayatta da bunu yapmak istiyor. Bir anda tacizci duygular çıkabiliyor. Tacizci davranışlar çıkabiliyor. Şimdi ne yapacağız bunu? Yani Metaverse'e biz çok şey gibi yaklaşıyoruz. Bir şey bir ortam, sanal bir ortam daha rahat olabiliriz. Peki gerçekten öyle mi? Ve ilginç bir tarafı var. Sosyal medyadan biliyoruz. Şimdi mesela Twitter'da küfür görüyor. Yüz yüze dövüşüyorsun. Adama küfür edemem. Kaç kişimiz böyle yüzünü görüp adamı küfür ediyoruz? Ama Twitter'da yaz nasıl olsa yüz yüze görüşmüyorsun. Şimdi Twitter'da küfür etmeyi yasaklayalım deseniz veya devlet müdahale ki dedi bazı devletler. Bir Türkiye'ye buraya TC numarası alalım. İşte
suç, orada da hakareti suç çağırdı. Millet ya özgürlüğümüz gidiyor. E şimdi benzer bir şey burada olacak. O çıkacak Metaverse. Millet her şeyi yapıyor orada. Desen ki ya bunu yasaklayalım. Metaverse'de taciz olmasa o da suç olsun desen millet diyeceğim bizim özgürlük, özgürlüğümüzü alıyorsunuz. İşte Metaverse'de küfretmeyelim. Olur mu ya işte Metaverse sanal alem. Dolayısıyla bu konunun politikalarının şimdiden oluşturulması gerekiyor. Yani biz hep yatırımında şuyundan buyundayız ama işte felsefeci olarak iletik bir yönünü düşünmemiz gerekiyor ve ciddi etik bir ihlal sıkıntıları var. Yani bizim açımızdan biz genelde bir şey sanal olunca gerçek değil diye bakıyoruz. Evet fiziki gerçek değil ama beyin açısından beyin 5 duyudan gelen sinyallerle gelişiyor. Ve beyin açısından sen oturup bir şey izlediğin zamanla doğrudan deneyimlediğin zaman arasında çok büyük bir fark yok. İşin daha kötüsü, Metaverse tamamen beyni kandırıyor. 5 duyuyu da manipüle ettiği için beyin Metaverse deneyimlerini gerçek sanmaya başlıyor. Zaten dokunma, koklama duygularını da katılıyor. Tabii 5 duyuyu da katınca artık zaten beyin açısından değer yani. E şimdi bu sanal diyorsun ama beyin için gerçek. Böyle olunca orada işlenen suçlar ve oradaki davranışlar nasıl yorumlayacağız? Onlara da mı sanal diyeceğiz? Bu arada demin dediğim iş yerlerinin data burada ama evet %20'ymiş. %20 civarında işlerin online olması düşünülüyor. Covid-19'dan sonra şu anda buralarda bir yerde indiğin en son. Post-Covid döneminde %20'lerde sanal işin olması düşünülüyor. Bu arada şöyle bir veri de paylaşayım. Bu biz yaşlıların nasıl yaşlı kaldığını Amerika'da gösteriyor. Dikkat edin 2018 Covid-19 salgınından önce gençlere soruyorlar. Arkadaşlarınızla nerede zaman geçiriyorsunuz ya da nerede sosyalleşiyorsunuz? Gençlerin %24'ü her gün arkadaşlarıyla yüz yüze sosyalleşirken gençlerin %60'ı her gün sanal alemde arkadaşlarıyla sosyalleşiyor. Yani hayat gençler için artık sanal alem. %50'si yani neredeyse haftada bir bile görüşmüyor arkadaşlarıyla. Bu oran sosyal sanal mecralar için %19. Yani gelecek bu yöne kayıyor. Gelecek gittikçe sanal alemde yaşamaya doğru kayıyor. Tabii siz bunları atlayacağım. Diğer bir ilginçlik şu. Yapay zeka yani yeni trendler şeyi çok metaverse'ü güçlendirme potansiyeline sahip. Bunlardan sadece hızlıca bahsedeyim. Mesela düşük kodlu platformlar çıkıyor. Bu ne demek? Siz kodlama bilmeden de metaverse'te bir şey oluşturabileceksiniz. Word gibi olacak programı. Artık programlama bilmeden de program yazabileceksiniz. Bu Metaverse'ü zıplatacak. Yapay zeka çok büyük bir ilerleme var. Yapay zeka Metaverse'ü zıplatacak. Ve tabii geliyoruz felsefi ikinci ilginç soruya. Sanal varlık. Şimdi Metaverse'de insan olmayan ama insandan neredeyse görüntü itibariyle ayırt edilemeyecek varlıklar var. Bunlara sanal varlıklar diyoruz. Mesela şurada gördüğünüz insan yüzleri, hepsi bunlar sanal, gerçek insan değil. Ve siz bunlara yapay zeka verip bunlarla arkadaş olabiliyorsunuz. Böyle platformlar oluşturuluyor ve olacak. Şimdi bunlarla kavga edebilirsiniz, bunlarla sevgili olabilirsiniz, bunlarla evlenebilirsiniz. Bunlar insan ve bunlar şöyle, istediğinizi yapacak varlıklar. Programlandığı için diyorsun ki ya çok agresif olsun. Yok agresif olmasın diyorsun, benim her sözümü dinlesin. Yok işte klasik müzik sevsin. Tamamen istediğiniz gibi bir partner oluşturuyorsunuz burada veya arkadaş veya eş. Soru. Şimdi bunun etik yönü ve bunun ontolojik yönü. Etik yönü şu, gene burada bu partnere istediğimi yapabilir miyim bu arkadaşım? Mesela onu döversen suç işlemiş olur mu? Sanal var. Onunla evlenebilir miyim? Onunla evlensen bu meşhur bir evlilik midir yoksa manyak mı dersiniz bana? Ama metaverse'de her şeyi yapabiliyorum. Ona dokunabiliyorum, onu öpebiliyorum. İşte onunla elle dolaşabiliyorum neyse ne. Şimdi bu sanal varlıklar mevzusu gelecek yüzyılda çok tartışılacak. Tabi bunlar gerçekten bilinç oluşturulabilir mi gibi derin tartışmalar var. Onun soru cevabında tartışırız belki. Yani bu sanal varlıkların bilinci olabilir mi? Bazıları bunların ileride bilinçle geliştirebileceğini söylüyor. Ve bu sanal varlıklar bilinç vermesek bile taklit oluşturabiliriz. Diyelim ki benim eşim öldü. Atlatamıyorum bu durumu. Gittim bir tane programcıya dedim ki benim eşimin sanal varlığını oluşturdu. Girdi, eşimin bütün biyolojik bilgilerini tekrardan çekti. Ondan sonra eşimin sosyal medyasına girdi, bütün yazışmalarına girdi, onun karakterini öğrendi. Onun bir kopyasını oluşturdu. Dijital bütün bilgiler. Şimdi bu izin verilebilir mi? Yani caiziyeti
var, işin ama etik boyutu var. Bu mesela karıma bir haksızlık olur mu? Karımın böyle bir, ondan izin almadan onun kopyasını oluşturabilir miyim? Onunla beraber olmam, yani karım öldükten sonra ne kadar sağlıklı? Onun bir sanal varlığı. Bir sürü insan yapacaktır, emin olun. Yani depresyondaki bir adam anlatamıyor karısının ölümüne. Abi karımın sanal varlığını oluşturuyor, dilinle tabii, olduğu zaman geçiyor. Ve zaten beyin ayırt edemiyor. Bir yerden sonra mutlu olmaya başlayacak. Hatta belki karısından daha çok sevecek veya işte karısına olan aşkını bu sefer sanal bir nesneye yaşayacak. Şimdi bu sanal nesneleri ne yapacağız? Giriyor. Bunlar yani oluşturulmaya başlatıldı. Dediğim gibi çok da böyle enteresan tipler var. Yani bunların da yapay zekalar gibi. Şimdi bu bir soru. Yani ne kadar ileri gidebiliriz biz? Sadece tabii karımızın çocuğumuz vesaire veya hayali birileri oluşturabiliriz. Patronuma kızdım. Dövemiyorum patronu. Ama şöyle bir patronu bir şey mi oluşturayım? Sabah nesneyi orada bir döveyim. Şimdi bunlar bizim verilebilir. Ne kadar etik? Gene bunun başka tartışılması gereken mesele. Tabii şimdiden yapay zeka kullanılarak dünyalar oluşturulabiliyor. Bu bir örnek yazalım. Siz hayallerinizi inceliyor yapay zeka ve sizin hayallerinize göre bir dünya yaratıyor. İleride bu tarz şeyler yapmak daha kolay olacak. Yani çünkü insan oturup programlamayacak. Yapay zeka girecek sizin Facebook'unuza, işte neyse Twitter'da da bilgileri alacak. Ona göre oluşturacak. Bir saniye yani sanal varlık oluşturmak tek bir. Tıkladık, hop, tamam. Girdim metaverse'te takılıyor. Şimdi bu ilginç bir dünya. Tabii işin sonraki boyutu var. Sonra ne var? Yani metaverse'ten sonrası ne? Sibernetik diye yükselen bir alan var. Sibernetik nedir? Makine ile insanın birleşmesi. Şimdiden oldu bu. Yani nasıl oldu? Mesela yapay kol var. Beyin gücüyle kolu hareket ettirebiliyor. Geçen yıl yapay göz oluşturuldu. Görme engelli bir direk gözlük takıldı. Gözlük doğrudan beyne birleştirildi ve görme engelli bu direk siyah beyaz dünyayı görmeye başladı yapay göz sayesinde. Yani kamera beyine bağlandı doğrudan ve kameradan gelen görüntü beyin gördü. Aracı olmadan, yani göz olmadan. Bunlar sibernetiğin mucizeleri. Tabii önümüzdeki yıllarda özellikle Elon Musk'ın işte Neuralink gibi projelerin amacı tamamen bilgisayarın beyne bağlı. Sibernetik. Dolayısıyla bu gözlüğü işte bahsettiğim kulaklığı ortadan kaldıracak. Koyacaksın çünkü basacaksın tamam metaverse'desin. Ve tabii bu daha ilginç bir şeye götürüyor. Hibrit evren. Nedir hibrit evren? Metaverse'de gerçek evreni birleştiriyor. Mesela Burhan Hocam'a baktığımda ben metaverse'den Burhan Hocam'ın bilgileri çekeceğim. İşte Facebook profilini göreceğim ve işte Google'dan bilgileri çıkacak. Doğrudan beynimde çıkacak bunlar. Gözümde göreceğim. İşte bir taraftan yukarıda metaverse'de oynarken bir taraftan burada şey yapacak. İşte hoca soru soracak. Google'dan hemen beynime gelecek bilgiler ve söyleyecek. Tabii bu büyük oranda bilginin ne kadar kıymetsiz hale geleceğini gösteriyor. Çünkü internette ne varsa. Şu andan bile kıymetsiz aslında yani. Öğrencilere biz büyük güçler yapıyoruz öğrencilere. Telefonları bırakın diyoruz. Ya niye bıraksın adam telefonları arar, sınav yapacak diyoruz. Tamam adam hep telefonla zaten yani yapay bir ortam oluşturup sınav yapıyoruz. Neuralink'ten sonra hiç yapamayacağız. Adamın beynini kapatman lazım. Dökeyim cihazları. Böyle şey yapma. Tabii bunlar ilginç. Öğrenme değişecek. Yani bilgiye her şeye ulaşabiliyoruz. Bir kütüphaneye bir anda ulaşabileceksek kütüphaneyi beynimizde taşıyacağız. Güzel bir şey de veya kötü bir şey. Yani. Artık derste hiç öğrencileri tutamayız. Metaverse'den bağlanacak. Biliriz diyecek orada. Biz onu anlatırken beni izliyormuş gibi bakacak. Şöyle yapacak. Bir tarafta dizi izliyor. Yani böyle şeyler olacak ama bunun tabii etkisi çok büyük. Hibrit evrende gerçek dünyayla sanal alemi iç içe geçireceğiz. Çünkü biz gerçek dünyayla sanalı nasıl ayırıyoruz şimdi? Sanal bilgisayarın içinde veya gözlükte gerçek beynime gelen sinyal. Ama birleştirince bunu beyin açısından sinyal geliyor. İkisi ortak geliyor. Beyin ayıramayacak hangisi cihazdan geliyor, hangisi gerçekten geliyor. Ve sibernetik dolayısıyla metaverse çok uç bir seviyeye çekme potansiyeline sahip. Ve tabii hibrit evren çok ilginç şeylere gelir. Mesela bir örnek vereyim. Abiciğim ben Ritchie'yim, Suriyelileri seviyorum. Bastım şeye, ayarlara, Suriyeli biri göründü mü, görüntüden siliyor. Görmüyor. Yanımda konuşuyor, blokluyor bilgiyi, beynim algılamıyor. Geliyor Suriyelilerle konuşuyor. Görmüyor, siliyor. İşte çirkin binalar var, görmek istemiyorum. Bastım, ondan gelen görüntüyü beynine gelmeden blokluyor. Yani filtreler koyup dünyayı filtrelerle algılayabilecek. Hem arttırabileceğim deneyimlerini
Hem arttırabileceğim hem de istediğim şeyi azaltabileceğim. Ses rahatsız mı ediyor? Tamam, beyindeki uygun bölgeyi uyarıp sesi kapatabileceğim. Yani bunlar sibernetik beyinle bilgisayar arasındaki perdeyi kaldırmaya aday. Bu Matrix filminin bu dediklerinde bağlantısı var mı? İşte Matrix tamamen bu. Erken bir şey. Versiyon. Hocam aslında bir şey kitabı var ya. Kontrolörün sizlerle seçimde işliyor. Tabii. Aslında ona da yani 81 Fransız. Mesela daha temiz bir çok temin. Şimdi tabi biraz şöyle doğru ama Baudrillard tabi bu anlamda kullanıyor. Baudrillard ya biz zaten şu anda sanal alemde yaşıyoruz. Çünkü o nedir? Gerçek bir şey. Tabi o şöyle. Şimdi orada ilginç bir şey var. Yani Baudrillard'a sorarsak biz zaten çoktan metaverse'de yaşıyoruz. Çünkü bütün bilgimizi televizyon ekranları, işte gazeteler veyahut sosyal medyadan alıyoruz. Zaten bunlar ne? Sanal şeyler ona göre. Çünkü yani mantıken biz yapay zeka yapacağız ya. Hani acaba onlar makine olduklarını bilecek mi, onlar insan olduklarını zannedecek. Eğer onlar insan olduklarını zannedecekse bir tane daha varsa bir tane bulunuyoruz. Yani biz de belki başlasın yapay zekasız. O muhatmaya geliyor yani Allah aşkına. Şimdi o tabii o soruları istiyorsan sonra konuşalım. Yani şöyle, felsefede, modern felsefede bu tarz tartışmalar var. Nick Bostrom işte biz acaba çoktan simülasyon içinde miyiz? Şimdi şöyle bir düşünce deneyi var Nick Bostrom'un. Tabii Nick Bostrom diyor ki, varsayalım ki simülasyon oluşturmak mümkün. Yani simülasyon ne demek? Ben şimdiye kadar burada sadece kendim giriyorum ve üç boyutlu görüntü oluşturuyorum. Acaba bilgisayar içinde bilinç oluşturmak mümkün? Eğer ki mümkünse diyor Nick Bostrom, biz ileride şunları merak edip yapacağız. Mesela ben işte yarın mesela borsanın durumu ne olacak? Dünyanın kopyasını yaratacağız, bırakacağız, ilerlesin. Yarınla ilgili bilgi almaya çalışacağız bu evde. Ve gerçek bilinçli varlıklar koyacağız. Dolayısıyla diyor ki Nick Bostrom, bilinci simüle edebilirse ve teknoloji çok ilerlerse ve akıllı canlılar bu teknolojiye gelene kadar kendilerini yok etmiyorlarsa, yani canlılar uzun süre var olabilir. Medeniyette, uzun süre medeniyette kendini yok etmeden var olabilir. Bilinç simüle edilebilir ve insanlar bilinç simüle etmekle ilgilenebilirler. Bu doğruysa herkesin cep telefonunda birkaç evren olacak. Ve bu evren içinde bilinçli varlıklar olacak. Şimdi, ama bu ne demek? Her insan için bir evren var demek şu demek. Her insan için 5 milyon simüle varlık var demek. Her insana 5 milyar veya 10 milyar. Bir insana 10 milyar varsa o zaman sen kendini düşün. 10 milyar içinde mi olma ihtimalin daha yüksek yoksa o simülasyonu yapan insanlar içinde mi olma ihtimalin daha yüksek? Dolayısıyla Nick Bostrom diyor ki eğer bir simülasyon yapılabilirse, insanlar bununla ilgilenirse, yani bir simüle edilebilirse, insanlar bununla ilgilenirse ve eğer ki medeniyetler kendi kendilerini yok etmezlerse o zaman biz büyük ihtimal zaten simülasyonda yaşıyoruz. Büyük ihtimal biz birinin bilgisayarında şu anda oluşturulmuş şeyleriz. Bilinçleriz. Onlar da bilmeyecek. Çünkü ben şimdi onlardan mıyım? Değil. Buna simülasyon hipotezi deniyor. Mesela Elon Musk biliyorsunuz. Buna inanıyorum ben. Yani. Ben kendimi gerçek olduğuna inanıyorum. Bilim tavsiyesinde 13. katı izlememiz gerekiyor. Mesela şimdi başka bir kadın böyle bir şey yapıyor. Yani ömür zorlayacağız falan bir şey var ya. İşte ama bu Nick Bostrom'un kuramda uyanmıyorsun. Nick Bostrom'un kuramda bilgisayar içinde... Uyanmıyoruz. Şöyle, bilgisayarda simülasyon olduğunca fiziki bir karşılığı yok. Bilgisayar içinde. Ölürsen ölüyorsun. Şimdi tabii bunun ne anlama geliyor? Ben David Chalmers var, çok meşhur zihin felsefecisi. O yeni kitabı çıktı. Yani birkaç ay oldu. Reality Plus. O kitapta diyor ki ama, yani benim simülasyonda yaşayıp yaşamadığım çok da önemli değil. Biz şöyle yaklaşıyoruz. Sanki maddi değilse, simülasyonsa değersiziz. Hiç öyle değil diyor. Tek fark şu olacak. Ben atomlardan oluşmuyorum da bilgiden oluşuyorum. Bilgi atomlardan daha mı kıymetli? Dolayısıyla ona göre sanal dediğimiz her nesne en az bu fiziki nesneler kadar gerçek. Sadece ontolojileri farklı. Bunlar atomlardan oluşuyor. Simülasyon varlıkları, sanal varlıklar bilgiden oluşuyor. Ve biz bilgiden oluşuyor da olabiliriz diyor. Önemli değil. Hala ben çok kıymetli hissederim kendimi. Hala mesela Tanrı'ya inanabilirim. Hala peygamberin bana geldiğine inanabilirim. Çünkü Kur'an'da demiyor ki yani illa maddi varlıklar olacaksınız. Belki de simülasyon için bir evrene Allah şey gönderdi. Dolayısıyla bunlar çok böyle yıkıcı olmak zorunda değil bu senaryo.
doğru yanlış tartışın. Buna septik senaryolar. İşte Descartes'in şüphesini model versiyonu. Metaverse'de miyiz acaba? Sanal evrende mi yaşıyoruz acaba? Ha şeyi söyleyecektim, onu söyleyeyim, bitireyim. Soru cevapta daha da açabiliriz. Peki, hibrit evrenin ötesi var. Hibrit evrenin ötesi de ayrı bir ilişki. Sonraki proje şu. İnsan beyinlerini birbirine bağlayabiliriz. Bu ne demek? Ya ben mesela işte Burhan Hoca'nın doğrudan deneyimlerini merak ediyorum. Hoca aktarabilir, ben empati yapabilirim ama doğrudan onlara alsam daha iyi. Dolayısıyla birbirimizin beyinlerini bağlıyoruz nörolojik olarak. Ben Burhan Hoca'nın anılarına doğrudan ulaşıyorum. Burhan Hoca benim anılarıma doğrudan ulaşıyor. İşte benim gözümden gelip bakıyor dünyayı, ben Burhan Hoca'nın gözümden dünyaya bakabiliyorum. Yani bilinçlerimizi bağladık ve ikimizin beyninden bilgileri çekiyoruz. Bu yapılabilir mi tartışmalı ama sonraki aşama bu. Yani ben, insanların birbiriyle etkileşmesi mümkün. Zihin kontrolü değil yani. Şöyle zihin kontrolü değil de birbirini sorgulamak istiyorsunuz. Şimdi ne yapıyoruz? İşte işkence yapıyorsun vesaire. Oradan doğrudan beynine bağlanacaksın, yiyeceksin anılarından. Hop! Bilgiyi çek çıksın yani. Uğraşmaya gerek yok. Zihin kontrolü de ziyade doğrudan bilgiyi alabileceğiz. Tabii bu mümkünlüğü olmalı mı? Bunlar tartışılacak şeyler. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Soru cevaplarını aç. Daha konuşulacak çok şey var da. Bir soruyla bitireyim hatta. Biliyorsunuz Nozick'in meşhur bir düşünce deneyi var. Bunları bildiğin. Bir şey var. Hah, deneyim var. Şimdi Robert Nozick var biliyorsunuz meşhur felsefeci. Nozick'in 1972 yılında görüyorsunuz. Biz felsefecilerin vizyonu büyük. Bak daha 70 yılında adam söylüyor bunu. Şimdi Nozick diyor ki, şöyle bir makine yaptığınızı düşünün. Buna deneyim makinesi diyor. Bu makineye bağladık. Makine ne keyif isterseniz onu veriyor size. Bütün hazları veriyor. İşte yemek yiyormuşun hazı, işte cinsellik hazı. Ne istiyorsan veriyor. Böyle bir deneyim evrenine sokuyor seni. Bu evrende mi olmak istersiniz? Yoksa bu gerçek evreni mi istersiniz? Yani insan her şeyin güzel olduğu, deneyimlerin olduğu bir makineye bağlansa bu makineden çıkar. Nozick'in sorusu bu. Experience machine, deneyim makinesi diyor buna. Bu deneyim makinesi bütün hazları veriyor. Tam böyle işte sofistlerin böyle şeylerin bayılıyor. Zihni kandırmaz mı? Tabii zihni kandırıyor ama ayıramıyorsun. Kendin bile farkındayız. Yani bir düğmeye basacaksın. Cennet gibi bir ol. Ne istiyorsan bak yiyecekler. Sadece sana işte kanından besin verecekler. Sen orada istediğin tatları tadacaksın, istediğin dünyaları yaratacaksın. Kral mı olmak istiyorsun? Kral olur. İşte Osmanlı padişahı mı olmak istiyorsun? Padişah olur. Sonra işte 80 eşin mi olsun istiyorsun? 80 eş hayali falan. Ne istiyorsan. Bütün deneyimleri yaşıyorsun. Ve bu makine sana bunu sağlıyor. Nozick şu soruyu soruyor. Tabii onun sorusu siyaset felsefesi açısından ve daha çok klasik anlamı olan bir soru. Yani insanın hedefi haz mı? İnsanın hedefi hazsa diyor Nozick, bu makineden ayrılmamalı. Yani makineye girmişsin, o gerçekten bütün hazlar var da manyak mısın gerçekten çalışacaksın. O kendisinin ve insanların çoğunun bu makineye bağlı olarak yaşamayı istemeyeceğini, gerçek arkadaşlarıyla, gerçek aile isteyeceğini söylüyor o kadar. Dolayısıyla bu doğruysa da diyor hazcılık yanlış. Çünkü hazdan kaçıyoruz. Tabii ben bizim felsefeciler öngörme değil de halkı tanımada bazen kötü olabiliyoruz. Soru şu, Nozick haklı. Gerçekten böyle bir makine çıksa insanlar kaçı Nozick gibi der ya hakikat isterinde, kaçı ya ne güzel ortam buraya takılalım, ne işimiz var, gerçek dünyaya gideceğiz mi der. İşte Metaverse Nozick'in bu deneyim makinesini gerçek hale getiren bir ortam aslında. Diyelim ki tamamen bütün hazları oluşturuyor. Oradan ayrılmak mantıklı. Ya da mantıklı olsa bile insanların kaçar. Değil, bitiriyor.